Hepinize merhaba. Bugün 28 Şubat 2022. Rusya'nın Ukrayna işgalinin 5. günü oldu. Rusya'ya çok acayip yaptırımlar uygulanıyor. Bunlar ilk önce olmaz denilen SWIFT kısıtlamasına kadar giden yaptırımlara ulaşmaya başladı. Daha önce Kırım'ın ilhakında çok daha sessiz kalan Batı dünyası Rusya'nın bütün Ukrayna'yı alma ihtimaline ve sınırlarının artık bundan sonra Rusya'yla birebir olma ihtimaline karşılık burada Rusya'yı içeriden özellikle finans sektörü üzerinden vurmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Bugün bütün bunlar varken bir de Türkiye'nin büyümesi geldi. Türkiye'nin büyümesi 2021 yılında %11 oranında büyüme kaydetti. Bu büyümenin dinamiklerine baktığımız zaman bunları birazdan sizlerle beraber paylaşacağım. Ancak geçtiğimiz aylarla, geçtiğimiz çeyreklerle itibariyle baktığımız büyüme oranlarında en önemli paylardan bir tanesinin hiç değişmediğini, gene tüketim harcamalarının olduğunu ve ihracatın net olumlu katkısının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılında %24.9, ithalat ise %2 oranında arttı rakamlara göre. Yıllık bazda özellikle bunu birazdan konuşacağız ama 4. çeyrekte tüketim harcamaları, yerleşik hane halkının tüketimi %21.4 gerçekleşti. Diğer taraftan özellikle mal ve hizmet ihracatı da önemli bir katkı sağlamış olarak gözüküyor. Bu da önemli bir destek kalemi olarak. Toplamda baktığımızda bütün yılın genelinde mal ve hizmet ihracatının %15.1'lik bir katkı sağladığı, devletin nihai tüketim harcamalarının %2.1'lik bir etkisinin olduğunu, sabit sermaye oluşumunun 6.4'lük bir etkisinin olduğunu, mal ve hizmet ihracatının %24.9 katkı sağladığını, mal ve hizmet ithalatının ise 2.0'lık yani ikilik bir artış göstererek bu büyümedeki etkin faktörler olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada aslında bir gariplik de var. Yani içeride hane halkı tüketimi yoğun bir şekilde devam ediyor. Hane halkı tüketimi ikinci çeyrekteki o büyük büyümeye benzer şekilde artış göstermiş durumda. Üstelik enflasyonla da mücadele ettiğimizi söylüyoruz. Normal şartlarda böyle bir büyümenin içerisinde bu kadar yüksek bir hane halkı tüketimi olması, hele ki enflasyonla mücadele ettiğimizi söylediğimiz bir dönemde çok normal gibi durmuyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle iş gücü ödemelerinin, yani gelir yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt hasıla içerisinde iş gücü ödemelerinin payına baktığımda, bunu size özellikle her büyüme döneminde vurgulamaya çalışıyorum. Son 4 çeyrektir iş gücü ödemelerinin toplam büyüme içerisindeki payının düştüğünü görüyoruz. Son çeyrekte de %25.8'e düşmüş. Yani ücretli kesim aslında bu büyük büyümeye rağmen fakirleşmiş ve ücretli kesim bu büyümeden pay alamıyor. Ama buna rağmen özellikle işletme artığının karma gelire bölünmesi, yani temettü, kar payı ödemeleri, işte ortaklara yapılan ödemeler gibi, yani patron kesiminin %57.8'lik bir paya sahip olduğunu, bunun da son 4 çeyrektir büyüdüğünü görüyoruz. Özetle işletmeler içerisinde bu büyümeyi sadece işletme sahipleri hissetmiş ama diğer taraftan çalışanlar çok da fazla hissedememişler. Sektörler bazlı olarak baktığımızda da hemen hemen benzer şeyleri görüyoruz. Bunlar tabii gelen rakamlara göre ilk çıkardığımız sonuçlar. Diğer taraftan baktığımızda özellikle bu büyümenin iç tüketim ve dış talep katkılarının çok yoğun olduğunu biraz evvel size söylemiştim. Mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak bir önceki çeyreğe oranla büyüme %1,5 olmuş. Türkiye ekonomisi 6 çeyrektir ard arda büyüme kaydeden bir ekonomi haline dönüşmüş. Ancak burada tabii ki büyümenin ivme kaybetmesi normal. Bu büyüme sürdürülebilir bir büyüme değil. Özellikle bu %11'lik hormonlu büyümenin en önemli kısmı ikinci çeyrekte pandemi sonrasındaki o etkiden kaynaklanıyor. Zaten bizim bu kadar yüksek büyüme gösterdiğimiz ikinci çeyrekte de dünyada birçok ülke benzer yüksek oranları göstermişlerdi. Evet, biz gene de yüksek göstermiştik ama benzer yüksek oranları gösteren ülkeler olmuştu. Şimdi tabii bir taraftan şöyle kamu tüketimine de baktığımız zaman kamu tüketiminin gayri safi yurt hasıla üzerindeki etkisi ise sınırlı olarak kalmış. 2022 yılında kamu tüketim unsurlarının büyümeyi destekleyici bir nokta dönüşme ihtimali kuvvetli gibi gözüküyor. Çünkü kamu desteğinin daha yoğun olabileceğini en azından ben tahmin ediyorum, büyümeyi desteklemek amaçlı olarak. Tabii makine teçhizat yatırımlarını hep takip ediyoruz. Önemli kalem. Özellikle hem ihracatın genel gidişatını görmek hem de ihracatın içerisinde imalat sanayinin payı çok yüksek olduğu için bunu görmek açısından değerli. Makine teçhizat yatırımlarının yıllık yükselişi %7 oranında gerçekleşmiş. Oldukça yüksek bir yatırım yapılmış. Ancak inşaat yatırımlarında %8'lik bir gerileme olmuş. O nedenle genel itibariyle burada yatırımların gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki etkisi azalmış. Yani inşaat yatırımlarının azalmış olması, daralmış olması burayı da azaltmış. Stoklar diğer önemli bir kalem. Stoklar tarafındaki gelişmeler de büyüme üzerinde negatif bir unsur yaratmış ve %6,5'luk bir negatif katkıyı sağlamış durumda. Stoklar iç talep unsurlarının üzerindeki büyüme etkisi 5 puana kadar geri çekmiş. Yani bu anlamda baktığımızda burada temel olarak gördüğümüz en önemli noktalar bunlar. Ama genelde Türkiye'nin büyümesinin 6 çeyrek üst üste ard arda büyümüş olması önemli. Şimdi bu tabii geçmişte kalan bir veri. Yani biz burada 3 ay öncesindeki veriden ve yıllığa yönelik veriden konuşuyoruz. 2022 nasıl olacak? Esas temel nokta belki de bu. 2022 yılına geldiğimizde çok ciddi şekilde baskı unsurları bugünden karşımızda. İşte Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, bu savaşa yönelik olarak Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, bu yaptırımın büyük boyutları, bunu belki ayrıca tekrardan konuşmak lazım çünkü her gün yeni yaptırımlar geliyor. Özellikle turizm gelirlerinde Türkiye'nin bir düşüş bekleniyor. Bu tamamen yok olması anlamında değil turizm gelirlerinde. Elbette böyle olmayacak ama genel olarak baktığımızda şöyle bir gerçeklik var. Türkiye yaklaşık %30 turistini sayı olarak bu bölgeden alıyor. Ukrayna ve Rusya'dan alıyor. Toplam gelirlerinin de yaklaşık %18 ila 20'sini turizm gelirlerinin bu bölgeden gelen turistler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla iptaller başladı. Önümüzde yaz sezonu var. Tabii ki gene bu bölgeden gelen mutlaka turistler olacaktır ama iptallerin yoğun olduğu bir dönemi yaşıyor olacağız. Dolayısıyla burada turizm gelirlerinden kayıp olabilir. Bunu 2019'da kıyaslayarak bakmakta fayda var. Çünkü 2019 turizm gelirlerinin yüksek seyrettiği bir yıldı. Diğer taraftan özellikle petrol fiyatlarının yaklaşık $90 seviyesine yerleşmiş olması Türkiye'nin cari açığı üzerinde baskı yaratan unsurlardan bir tanesi. Burada da önemli bir şekilde cari açığı etkileyebilecek olan unsur petrol fiyatlarının yukarıya doğru tetikleme ihtimali. Bu bir enerji krizine dönüşür mü bilmiyoruz. Şu an için özellikle en azından Rusya'nın petrol ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Diğer taraftan Avrupa'nın hem Rus uçaklarına kendi hava sahasını kapatmış olması, hem Rusya ile ilişkileri birçok anlamda minimale indirmiş olması, hem de ciddi şekilde Rusya'ya yaptırım uygulanacak olması özellikle Avrupa'nın ticaretinde bir düşüş ortaya çıkartacaktır. Avrupa'da bir daha yavaşlayan, daha zor giden bir yılı görebiliriz. Bu da ister istemez bizim ihracatımızı olumsuz etkileyebilecek olan bir husus. Sonuçta yoğun olarak ihracatımızı Avrupa bölgesine gerçekleştiriyoruz. Burada da bir gelir kaybı olabilir. Yani 3 unsurdan ciddi baskı yiyoruz. Bir tanesi turizm gelirleri, diğeri Avrupa ile olan ticarette bir baskı olma ihtimali, üçüncüsü de özellikle petrol fiyatlarının artmasıyla beraber cari açık üzerinde yaratılacak olan baskı. Bütün bunlarla beraber risk primimiz de 600 puanların üzerine çıktı. Yani bunu da dikkatle izlemekte fayda var. Bu da bizim borçlama maliyetlerimizi etkiliyor. Dolayısıyla kolay bir yıl olmayacak. Büyüme bu kadar yüksek olmayacak. Bu bir normalleşme. Bu kadar yüksek bir büyümeyi sürdürülebilir kılmak çok mümkün değil. Ben çok daha az bir büyümeyle bu seneyi atlatabileceğimizi ama bir büyüme olacağını, bunun 2,5 ila 3,5 arasındaki bir oran, en azından şu anda gördüğüm oran çerçevesinde bu olabileceğini bugünden öngörüyorum. Bakalım ilerideki verilere göre tabii ki biz de kendimizi revizyona tabi tutabiliriz. Bugünkü büyüme verilerinden ortaya çıkan sonuçlar benim açımdan buydu. Sizlerle paylaşmak istedim. Hepiniz iyi ve güzel bir hafta geçirin. Hafta içinde çok gelişmeler olacak. Sık sık beraber olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.